21 ruhu çok kutsal bir ruh. Milli mücadeleyi ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruh. Yeni anayasa tartışmalarının temeline açıklık getirdi. Washington'ın Türk yargısına müdahale çabalarına tepki gösterdi. Kimsenin Türkiye'de görülen bir davayla ilgili tavsiye terkinde bulunmaya hakkı yoktur. Haddi değildir. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni anayasanın egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanacağını vurguladı. Anayasa tekniği anlamında biz 2023 ve sonrası anayasasını hedefliyoruz. Ama ruhumuz, merkezimiz bu Anadolu'dur, bu coğrafyadır, vatanın bağımsızlığıdır ve milletin egemenliğidir. Ana çatımız bu. Gül, 8 Şubat'ta yaptığı bir açıklamada 1921 Anayasası'nın ruhuyla yeni anayasa yapılması gerektiğini söyledi. Gül'ün bu açıklaması bazı çevrelerce üniter yapının ortadan kaldırılacağı şeklinde yorumlandı. Sözlerine açıklık getiren Gül, iddiaların aksine üniter yapının güçlendirileceğini belirtti. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir ve toplumun tüm kesimleriyle beraber toplumsal sözleşme yapma anlamındaki bir ruh. Yoksa anayasa tekniği anlamında üniter yapımızı güçlendiren, koruyan ve temel niteliklerimizi, devletin ve cumhuriyetin temel niteliklerini bu anlamda daha da koruyan o uslarla ilgili devletin varlığı, milletiyle bölünmezliği, bütünlüğü konularında elbette hiçbir tartışma yok. Bunları yani ilk koruyacak. 4 maddeye dair bir tartışma yok. TRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'nin Osman Kavala'nın tahliyesini istemesine ilişkin de konuştu. Türkiye'de görülen bir dava hakkında kimsenin bir tavsiyede bulunma hakkı olmadığını kaydetti. Bizim bu anlamda hukuk çerçevesinde onlara tavsiyemiz, Türkiye'de parlamentoyu bombalayan, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı suikast girişiminde bulunan, 251 vatandaşımızı şehit eden, 15 Temmuz'da hain darbe girişimini yapan FETÖ elebaşını ve onun iadesini FETÖ terör üyelerinin, mensuplarının hukuk çerçevesinde, uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye'nin talep ettiği iade taleplerini yerine getirmeleridir.